temizlemeye bu kenti yönetenlerin belediyesinin gücü yetmiyorsa kardeş şehir ilan ettikleri Yuvu'nun başkanını çağırsınlar, bu nehri temizletsinler. Gün geçmiyor ki ilimizde, ilçemizde, memleketimizde bizi kahreden sorunlarla karşı karşıya kalmayalım. Yine memleketimizin en önemli sorunlarından birisi olan Aksu Çayı'nın kirliliği ile ilgili bugün huzurlarınızdayız. Maalesef sene 2014'ten bugüne kadar bu düzenlemiş olduğumuz 11. basın toplantısı arkadaşlar. 11 basın toplantısının ve bir çalıştayın ardından hala daha bu sorun ile ilgili bir tek adım atılmamış olması bizleri derinden üzmekte ve yaralamaktadır. Değerli basın mensupları, görüntüleri gördünüz. Kokuda konuşamıyoruz şu an burada. Akıl almaz bir koku ve akıl almaz bir kirlilik var. Sizi ben bugün bu kirliliğin kaynağına özellikle getirdim ki hiç kimse ama hiç kimse demesin ki benim bu işte günahım yok. Bu memlekette bu çaya atıklarını atan herkesin bu işte günahı var arkadaşlar. Bir an önce biz Kahramanmaraş'ta adı Aksu ama kendisi işte gördüğünüz gibi simsiyah olan bu nehrin temizlenmesini istiyoruz. Birazdan Aksu Köprüsü'ne geçeceğiz. Birazdan Aksu Köprüsü'nün oraya geçeceğiz. Bu sebep, bu kaynak, netice orada. Aksu Köprüsü'nün kirliliğinin sebebi bu fabrikaların bu dereler vasıtasıyla Aksu Nehri'ne boşalttıkları atıklar. Sayın Bakan açıklama yapmıştı Aksu Nehri temiz diye. Biz şimdi burada numune için kap getirdik. O kaplardan numune aldıracağım, Sayın Bakan'a göndereceğim. Yüreği varsa o Sayın Bakan'ın bu numuneleri inceletir ve Aksu Nehri temiz mi, kirli mi bize o raporları gönderir. Aynı numuneden biz de alacağız ve sağlık kurullarına, laboratuvarlara göndereceğiz. O suyun tahlilini yaptıracağız. Buradan bu kenti yöneten bürokratlara, seçilmişlere, milletvekillerine, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine sesleniyorum. Eğer bir parça vicdanınız varsa, insafınız varsa, inancınız varsa buna dur deyin. Bu memleketin havasını, suyunu ve toprağını kirletmeye kimsenin hakkı yok. Çocuklarımızın geleceğini karartmaya kimsenin hakkı yok. Buna müsaade etmeyeceğiz arkadaşlar. Buna hep birlikte dur diyeceğiz. Aksu Çayı ile ilgili sözde bir çalıştay yaptılar. Bakanı buraya çağırdılar. Ne oldu? Sonucu ne oldu? Körler, sağırlar, birbirini ağırlar. Görüyorsunuz kapkara. Bu akan siyahlık, bu karalık bu şehri yönetenlerin yüz karasıdır, utancıdır. Bu kenti idare edenlerin, siyasetçilerin, yönetenlerin, bürokratların, bu nehri kirletenlerin yüzünün karası akmaktadır Aksu Nehri'nde. Değerli basın mensupları, sevgili hemşehrilerim. Yaklaşık 6 yıldan beri Aksu Nehri'nin temizliği ile ilgili mücadele ediyoruz. Raporlar yazıp gönderiyoruz. Bu kentin mülki amirleri başta olmak üzere herkese bu raporları sunduk. Bu nehrin temizlenmesi gerekiyor. Bu nehir akıp nereye gidiyor? Baraj göllerimize gidiyor. Baraj göllerinde balık çiftlikleri var. Balık üretip bu halka balık satıyorlar. Eğer bu nehri temizlemeye bu kenti yönetenlerin belediyesinin gücü yetmiyorsa kardeş şehir ilan ettikleri Yuvu'nun başkanını çağırsınlar, bu nehri temizletsinler. Bu nehir bir an önce temizlenmeli. Şimdi biraz sonra arkadaşlarımız bu nehirden, demin de ifade ettim, numuneler alacaklar. Aksu Nehri temiz akıyor diyen herkese o numuneleri göndereceğiz. Ve eğer kendilerine güvenleri varsa bizim gönderdiğimiz numuneleri tahlil ettirir, sonuçlarını bu halka açıklarlar. Sayın vekilimiz bu konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyu konuştu. Soru önergesi verdi. Demin de ifade ettim. 11 kez biz bu konuda basın toplantısı düzenledik. Her seferinde söylüyoruz, dilimizde tüy bitti. Adı Aksu, kendisi Karasu olan bu nehirle ilgili
Belediye meclis üyelerimiz Büyükşehir'de soru önergesi verdi, sonuçsuz kaldı. Bu konuda adım atması gereken herkes bir an önce adımını atsın. Kolektör kuruyoruz, temizleyici kuruyoruz. Bütün fabrikaların atıklarını orada toplayız, temizleyeceğiz dediler. Ondan da bir şey çıkmadı. Biz başta Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olmak üzere, Sayın Valimiz olmak üzere, belediye başkanları olmak üzere bu konuda göreve davet ediyoruz bu insanları. Eğer görevlerini yapmazlarsa da görevlerini yapmayanlar hakkında en kısa sürede suç duyurusunda bulunacağımızı ben ifade etmek istiyorum. Geçen gün katledilen Emine Bulut, daha önce Mersin'de katledilen Gaziantep'li bir meslektaşımızın, bir gazeteci abimizin kızı Feray Şahin başta olmak üzere tüm katledilen kadınları rahmetle anıyorum. Kadın cinayetlerinin mutlaka son bulması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bunu bir erkeklik olarak, savunmasız masum bir kadının ölümünü erkeklik olarak atleden varsa da bir erkek olarak bundan utanç duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu ülkede kadın cinayetleri artık mutlaka son bulmalı. Ve yine bir selam göndermek istiyorum. Doğu Türkistan'da Çin zulmü altında olan tüm Müslüman kardeşlerimize buradan selam yolluyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir yapılan zulüm kabul edilemez. Bu Afrika'da da olsa kabul edilemez. Bu başka bir yerde de olsa kabul edilemez. Doğu Türkistan'da yapılan zulmü de kabul etmiyorum. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize buradan Kahramanmaraş'tan selam yolluyorum. Aksu konusu yıllardır Maraş'ın bir yarası. Şimdi bu konuda bakanlarımızın açıklamaları var. Milletvekillerimizin açıklamaları var. AK Parti milletvekillerinin. Mesela şimdi hafızamı böyle bir yenileyim dedim. Burada sayın milletvekillerinden bir tanesi dedi ki, burada dedi pembe akma sebebi dedi, filtre çalışıyor ama filtre kimyasalları ayırt ediyor, rengi ayırt edemiyor, rengi gönderiyor. Yani böyle bir açıklama olur mu? Bir milletvekilinin yapabileceği bir açıklama. Yani burada siz bunu renkli renkli gönderip buradaki canlıların hayatını mı renklendireceksiniz? Nedir? Yakında çık bunu da söylerler. Defalarca önergeler verildi, milletvekilimiz verdi ama hiçbir şey yapılmadı. Yani ceza verdik dediler, 180 bin lira, tesise 180 bin lira ceza verdik dediler, kapanmaya kadar gider dediler. Ne kapanma var ne bir şey var. O cezanın da ben hiçbir belgesini falan görmedim. Bunu, bu bütün Maraş'ın konuştuğu bir konu. Yani bunu bile çözemiyorlarsa, bıraksınlar. Abi akşam gel, aha benim şurada dükkanım var, ben tamirciyim burada. Saat 5'ten sonra burada kesinlikle duramazsın. Buradan balık tutardık, güzeldik. Biz burada her şeyi yapardık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı %45 temiz raporu veriyor. Ben bu suya nasıl temiz raporu veriyor anlamayayım. Biz burada balıkla ötüydük, yüzüydük de. Gerçekten söyleyeyim, aha burası böyle değildi abi. Aha burası tertemiz ahardı. Yemyeşil suyu vardı buranın. Bir şey kalmadı. Abi akşam üvezden yatamayız, her yerimiz iyi. Burada yaşayan insanların 3-5 sene sonra kanser olmayacağına malum. Bu kokudan yani insanların hakkını iyiler burada. Tamam insanlara geçtim abi, insanlar para kazanıyor, neyse geçimini sağlıyor. Hayvanların hakkını kim nasıl ödeyecek?